Hocam kolajen kullanırken magnezyum kullanabilir miyiz? Tabii kullanabilirler. Yani ama kolajenle magnezyum aynı anda yüz solar bile bir sorun olmaz. Kolajen peptit ayrı bir şey, magnezyum ayrı bir şey. Fakat prensip olarak böyle iki tane, üç tane destek alıyorsanız Çağla, avucunuz hepsini birden alıp yutmak yerine böyle ikişer, üçer dakika arayla almanız daha akıllıca olur. Peki, kan sulandırıcı kullanıyorum. Hocam diş çekimi yaptırabilir miyim? Bir hafta önceden kan sulandırıcı kesmesinde fayda var. Aspirin dahil buna. Hatta bana sorarsanız 3 gün 4 gün öncesinden omega 3 kullanıyorsa onu bile, ginseng kullanıyorsa onu bile, tebokan veya ginkgo biloba gibi bir şey kullanıyorsa onu bile kesmesinde fayda var. Hocam bu sefer siz bana pas attınız. Ginkgo biloba. Evet. Biraz konuşalım mı? Tabii ki Ne işe memnuniyetle. yarar? Ginkgo biloba bir bitki. Bu bitkinin yaprakları ölümsüzlük ağacı diye de bilinen bir uzak doğu bitkisi, uzak Asya bitkisi. Ağacın yapraklarından elde edilen ginkozitlerin, ginkozitler bir tür alkaloiddir. Ginkozitlerin bir takım faydaları olduğunu artık çok iyi biliyoruz. En önemli faydaları da beynimizin, biliyorsun, iki şeye çok hassas beynimiz eksikliğine, oksijen ve şeker. Oksijen eksikliği veya şeker eksikliği beyni bilişsel fonksiyonlarını bozuyor. Beyin %2'si vücut ağırlığımızın ama oksijen kullanımını, şeker kullanımının %20'sini tek başına tüketiyor. Oksijeni daha çok damardan, kandan, beynin emebilmesi için ginkgo biloba yardımcı oluyor. Buna hemorajik bir fayda diyoruz. Yani aynı miktar oksijenden beyin hücresinin, nöronun içine çektiği diyelim oksijen miktarı, o kanda ginkgo ekstraktı varsa, ginkozit varsa biraz daha fazla. Bu nedenle bilişsel fonksiyonları olan yaşlılara kaliteli ginkgo ekstraktlarından 80-160 mg ya da 140 mg civarında verilebilir. Ben veriyorum. Ginkgo'yu ben seviyorum. Ne olduğunda daha çok vermeyi tercih ediyorsunuz? Erken bilişsel bozukluk olan kişilerde, yani bir Alzheimer tedavisinde ginkgo işe yaramaz. Ama böyle hafif düzeyde Erken. erken bilişsel bozukluk desteği olursa ve bir de istersen gelecek haftaya Dilara'ya söyleyelim. Buyurun. Bu bellek bunama, daha doğrusu bunama önlenebilir mi? Ne yapmalıyız sorusunu insanlar çok merak ediyor Çağla. Bir Çünkü çok anlatalım. önemli. Bir anlatalım. Biz Lütfen ne yapabiliriz? Evde notlarınızı. annemize, babamıza, kendimize neler, hangi stratejiler? Yani sağlık da strateji çok önemli bir şey. Biz stratejilerle değil, anlık kararlar. Bir hedefimiz var. Ben bunamak istemiyorum. Ama bunun için ne yapıyorsun? Nasıl Bravo. bir Bu yol hedef için önce bir yürüyeceksin? stratejim olması lazım. Sonra takdimin olması lazım. Hedef, strateji. Stratejiyi yaparken uygulayacağım değişik taktikler. Örnek vereyim. Ben de okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Haftada üç defa 20 dakika süreyle 80 derecenin üzerinde saunaya giren kişilerde Alzheimer riski %65 azalıyor. Ne Azalıyor. kadar güzel bir bilgi. Evet. Yani bir strateji bu. Yani sizin eğer ailenizde Alzheimer riski varsa ve siz yaşlanırken Alzheimer riski olmasa bile ben bunamak istemiyorum kardeşim diyorsanız bir takım strateji olarak hedefe bunamamayı koyacaksın. Strateji yapıp taktik arkadan girecek. Taktik ve strateji ayrılmaz. Haftaya bunu konuşalım. Çok güzel hocam. Herkes kendi hayatının stratejisini yaratmalı. Sağlık stratejileri. İlk Sağlık stratejiyi de stratejileri çok istersen çok önemli. bu şeyi koyalım, Bunama. bunamayı. Sonra da metabolik strateji koyalım. Kilo almamak için ne yapmalıyız? Ne yapalım? Hep böyle stratejiyle gitmemiz Anlık lazım. kararlar değil, bir yol Yok haritası yok, çizelim uzun gibi. vadeli. Yani maçın içinde oyuncu değiştirerek de alacağınız kararlar o taktik. Taktik anladım, Ama o maça ayrı. çıkmadan önce rakibinizi denetlemeniz, futbol antrenörleri öyle yapıyor. Maçları uzun uzun izliyor. Tabii. Takım hangi takıma maç yapacaksa, bu maçta ben bu adamı nasıl veya bu takımı nasıl yenebilirim? Hangi oyuncularımı Bravo. koymalıyım, Baştan oynatmalıyım? 4-4 kim oynayacağım, 4-5-1 mi Anladım. oynayacağım filan. Bizim de bir sağlık stratejiler zincirimizin olması lazım. Ve ondan sonrasında Allah'a emanet etmemiz Öyle. lazım. Bunu yaparsak zaten bize daha çok yardımcı olacağından da şüphe etmeyin. Kendimizi sevdiğimiz ve baktığımız Kesinlikle. için Evet. diyebiliriz. Önümüzdeki haftanın önemli konularından bir tanesi başlığı şu anda zaten hocamız tarafından bize verildi. Teşekkür ediyoruz ve bağışıklık destekleyici çaylar, kış çaylarına geçiyoruz. Ben şöyle hepsini toparlayacağım, sonra hocamızın favori çayını da kendisine soracağım. Kuşburnu çayı, ekinezya çayı, hibiskus çayı, ıhlamur, ada çayı özellikle karşımıza çıkıyor. Ve papatya çayı, zencefil çayı, tarçın, nane ve karanfil çayı da kışın tüketebileceğimiz çaylar arasında. Biz bunların şifasına çok inanıyoruz ve güveniyoruz hocam. Hepsi güzel Ama şeyler. evet gerçekten öyle, ama bir bunların şeyini de bilmemiz lazım. Burada da bir doz önemli, öyle değil mi? Yani bütün gün oturup Çeşitlendirme karanfil. önemli Çağla.
Ha, o zaman mesela yine karışık bir... 5 tane kuşburnu içeceğinize çeşitlendirin. Yani zencefil çayı, kuşburnu çayı, ızamur çayı. Aynı gün içerisinde mi? Tabii farklı çaylar da için. Eğer benim gibi çok bitki çayı, aşırı tutkum yok benim. Bitki çayı içtiğim zaman iki şey tercih ediyorum. Yeşil çay, ama bu ara papatya çayı benim favorim. Çünkü yeşil çayla eşit miktarda neredeyse içerisinde antioksidan gücü var. Evet. Ve biraz da rahatlatıcı gücü var yeşil çay, papatya çayının. Ben gündüz bir tane ofiste, bir tane de akşam evde papatya çayı içiyorum. Matcha çayını sorabilir miyim size? Ne düşünürsünüz? Sorabilirsin. Matcha çayı iyi bir çay. Yani biraz yeşil çaydan çay. Daha iyi olduğunu düşünüyor daha iyi. Musunuz? Nedeni şu, ne olduğunu anlatalım istersen matcha çayının. Şimdi yeşil çayın yaprağını böyle düşün, bu bir yaprak. Bu yaprağın içinde böyle sert dokular var, selüloz olan. Sen yeşil çayı kurutup da öğüttüğün zaman yeşil çayın bu yeşil olan kısmındaki faydalı olanlar yanında bu selülozu da parçalıyorsun ve veriyorsun. Evet. Ama eğer bunları ayırdıktan sonra sadece içindeki o epigallokatechin içeren saf tertemiz bölümü ayırırsan onun adı matcha çayı. Tamam, anladım. Tamam, oyun için yemiş matcha çayı da olağanüstü yüksek bir antioksidan gücü var. Yani normal yeşil çay şu kadar, aynı miktar matcha çayı bu kadar. Bunun neredeyse 4 katı antioksidan güç alırsın matcha çayından. Evet. Ama 4 katı fiyat ödersin. Evet, daha pahalı. Daha pahalı. O zaman biz yeşil çaydan devam bence. Evet. Lezzet olarak da ikisi arasında çok büyük fark var çünkü. Mümkünse filiz çayı, çay bitkisinin filizini ucu böyle beyaz beyaz tüyleri olan en uçtaki. Onu da zaten beyaz çay diyoruz. O olağanüstü zengin ama işte o küçücük şeyin bu kadar olmasına müsaade etmeden kopardığın için daha pahalı. Yani bu kadar salatalık 10 liraysa bu kadar salatalık Çengelköy salatalık 20 lira oluyor. Artık 20 lira da değil 200 liraymış. Duyunca ben de çok Allah, şaşırdım Çağla. Nasıl ya? Kilosu 200 liraymış salatalığın haberin İnanılmaz. Olsun. Peki son olarak bu konuyu toparlamak için tabii. Kafam karıştıysa belki izleyicilerin de karışmış olma ihtimali var diye. Şöyle en yüksekten en aşağıya doğru. Yani matcha çayı mı en tepede beyaz çay mı? Sonra yeşil çay mı geliyor? Tam onu... En tepeye bana sorarsan matcha'yı koy. Matcha'yı koy. Sonra beyazı koy. Beyaz sonra filiz çayını koy. Sonra evet, yeşil çayı koy. Sonra bizim siyah çay koy. Çayımızı koyabiliriz. Ama siyah çay çok lezzetli olduğu için günde 8-10 tane içersen aynı miktar antioksidanı kazanıyorsun. Zaten kazanmış evet. Oluyoruz. Bir şey daha ekleyeyim. Bellek açısından araştırmalar gösteriyor ki yeşil çaydan daha etkili siyah çay. Bir Suudi Arabistan'da bir üniversitede, ciddi bir çay üniversite. Çay severler buna evet, sevinecek. İyi bir haber bu. Güzel bir haber. Çaydan, siyah çaydan, kendi çayımızdan devam diyoruz. Devam. Ve hipertiroid tedavisi ve beslenmesi hakkında hocamızdan biraz bilgi rica edebilir miyiz diye bir soru gelmiş yine sosyal medyadan tiroid hocam. Tiroid besinin çok çalışması durumunda temel evet. Dikkat edeceğimiz şey Çağla protein zengini besin. Çünkü hipertiroidi vücut kas dokularının ve protein kaynaklarının yıkımıyla giden bir hastalık. En önemli şey kalori miktarında bir %10-15'lik artım yapmazsanız kilo verirsiniz. Hı hı. Kasınız erir. Erimemesi için o kasa hem kalori hem de kaloriyi proteinden almanız lazım. Yani kilo başına 1 gram protein alıyorsanız 1,5 alıyorsanız 2 grama kadar çıkabilirsiniz ama 1,5 herkese yeter. Yeter. Eklemlerde PRP tedavisinde sonuç alınıyor mu hocam? Sizce yaptırmalı mıyız? Kişiye bağlı. Yani yaşlı insanlarda özellikle 60 yaş sonrasında biraz önce anlatmıştım ya Çağla kök hücrelerin yeteneği azalıyor diye. Evet. Sizin kanınızdan trombositleri alıp o trombositlerin içindeki güçlendirici maddeleri santrifüje edip ayırıp dizinize yaptıkları zaman genç birisine göre daha geç cevap alırsınız evet, ama alınabiliyor ve ortopedist arkadaşlarla ben görüştüğüm zaman da bayağı iyi sonuç aldıklarını söyleyenler var. İnanıyorum. Merhaba hocam, el bileklerim ve ayak bileklerim ağrıyor. Ayağımda sürekli şiş. Bunların olmaması için ne yapmalıyım? Acaba neden oluyor? Adını koydurmak lazım. Adını koymadığınız bir şey yapamazsınız. Yani romatoid artritse ayrı bir şey yapması lazım. Başka bir bağ veya kas dokusu hastalığıysa, eklem hastalığıysa ayrı bir şey yapması lazım. Hocam iyotla ilgili bilgi alabilir miyiz demişler. Benim de önümde bir iyot dosyası vardı. Az zamanımız kaldı ama bence biricik giriş yapabiliriz. İyot fakirliğinden birazcık bahsedelim ve iyot zengini besinlerden bahsedelim. Tabii. İyot eksikliğinin bir takım sorunları var. Çocuklarda zeka gelişmesi ve büyümenin yavaşlamasına yol açıyor birincisi. O çok önemli. Yaşlı insanlarda biraz belleği bozuyor. Ama aynı zamanda meme kanseriyle, fibrokistik meme hastalığıyla, yorgunluk, kronik yorgunlukla, saç sağlığının bozukluğuyla, cilt sağlığının bozukluğuyla vesaire iyotun bağlantısı var. Yorgunlukla iyotun bağlantısı var. İyot zengini gıdalar, deniz gıdaları daha çok. Daha balık, çok. İstiridye,
karides gibi, deniz börülcesi gibi denizden çıkarılan her şey iyottan zengin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.